Evet, Lemina yanımızda. Öncelikle çok üst düzey performans gösterdi bugün. Zaman zaman stoper mevkiinde gördüm. Zaman zaman orta sahada gördüm. Takımı arkada toparlayan isim bugün Lemina'ydı. Çok istedi o da takım arkadaşları gibi ama olmadı. Neler söylemek ister maçla ilgili? Aujourd'hui, tu avais une performance de haut niveau. De temps en temps, tu étais comme défenseur central ou tu joues aussi en tant que milieu de terrain. Donc, tu voulais vraiment avoir ce match-là. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Ouais, je pense que voilà, aujourd'hui, on peut remercier toute l'équipe. Voilà, on a tout donné. On a vraiment tout donné. On a tous été à la hauteur du match. La seule erreur qu'on a faite, c'est d'avoir pris ce but en première mi-temps. Le match se passait comme il voulait jusqu'à ce but. Après, on a tout donné, on voulait donner aux fans la qualification. Ça s'est pas fait, mais on garde le point positif, c'est qu'on reste sur notre lancée de victoire. Et voilà, malgré la défaite, on est quand même content de notre performance. Bugün evet, bütün takım olarak biz maçı almayı istedik ve dolayısıyla bundan dolayı da bütün takımı tebrik etmemiz gerekiyor. Ancak futbolda yaptığınız tek bir hata, tek bir yediğiniz gol bütün maça etki edebiliyor. Biz ilk yarı boyunca iyi oynadığımızı düşünüyorum. O ilk gole kadar da, ilk golden sonra da iyi oynadık. Ancak o bir golün etkisi çok büyük oldu. Taraftarlarımıza bu akşam bir turu atlamış olarak karşısına çıkmak isterdik. Ancak olmadı. Ancak pozitif tarafından bakıyoruz. Bu akşam çok güzel bir oyun oynadık. Onun için devamını bekliyoruz. Bu güzel oyunun sonrasında turu geçemeseler bile taraftarın maçtan sonra kendilerini alkışlaması konusunda neler söylemek ister? Donc malgré le fait qu'on n'a pas pu se qualifier, les supporters vous ont applaudi. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Vraiment, aujourd'hui, je pense que j'ai vu des supporters incroyables. Comme un peu après tous les matchs, ils nous poussent. Aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux si on a réussi à mettre ces trois buts après avoir encaissé le but. Donc franchement, merci à eux, merci pour ce qu'ils font pour nous. Et on va essayer d'aller jusqu'au bout maintenant en championnat pour pouvoir prendre le titre. Açıkçası bugün taraftarlarımız muhteşemlerdi. Her maçtan olduğu gibi yine bugün de bize sonuna kadar desteklediler. Dolayısıyla onlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi de geri kalan işimize bakacağız. Lige yöneleceğiz. Ligde kupa almak istiyoruz. Çok teşekkürler Arsan ve Lemine. Teşekkür ediyoruz. Evet, söz tekrar sizde. Lemina hem bu maçta hem lig mücadelelerinde performans sürekli yükselten bir oyuncu ama çok fazla da yük biniyor gibi geliyor bana izlerken. Seri ve güzel. Emre Akbaba'nın ya da Belhanda'nın oynadığı dönemlerde Lemina'dan biraz yük almaları gerekmiyor mu? Ama bu yükü alacak olan Seri. Ben bugün Seri'yi çok fazla beğenmedim. Çok yana geriye oynadı. Özellikle bazı final paslarında çok etkisizdi. Bir gerçek var. Lemina'nın oyun aklı mükemmel. Galatasaray oyunu yönetebilecek bir beyni yakaladı Lemina. Ama bazen riskli hareketler yapılıyor. Çok pas yapmaya çalışırlarken rakip baskı yapabiliyor. Ama Seri geçen maçlara oranla çok iyi bir durumda değildi. Daha üst düzeyde olabilirdi diye düşünüyorum ben. O biraz oyuna ağırlığını koymadı. Ben şimdi Galatasaray'ın Fatih Terim takımlarını yıllardır izlemiş biri olarak şunu söylüyorum. Orta sahadaki ikilinin Seri ve Lemina gibi oyuncuların gole de katkıları olması gerektiğini düşünüyorum. Bir Selçuk Melo ikilisinin birinci senesinde Fatih Terim üçüncü gelişinde o playofflu sezon şampiyon olurken 26 gole direkt katkıları var. Sadece oyunu yönlendirmek yeterli değil. Artı gole de katkıları, yani dışarıdan şut atmaları gerekir veya duvar paslarının ceza alanına girmeleri. Lemina bunları yapabilen bir oyuncu. Şut kalitesi de olan bir oyuncu. Çok fazla demiyor. Mesela Seri de onları deneyen, şut atan bir oyuncu. Bugün Galatasaray'ın en büyük eksiklerinden bir tanesi dışarıdan şut atmamalarıydı. Çok az şut attılar. Yani ceza alanı içerisinde Onyekuru, mesela hocanın söylediği, Fatih Hoca'nın söylediği bir gerçek var. Onyekuru, sana yayında da söyledim, fiziksel olarak doğru, hazır değil. Yani bunu görebiliyorsun. Onyekuru devam ediyor ama vitesi yükseltemiyor. Çünkü fiziksel olarak iyi değil. Biz Onyekuru'nun geçen sene kopup gittiğine tanık olduk. Onun da Hakan Gündoğar'a açıklamaları vardı, izliyoruz. Yeniden birlikteyiz Türk Telekom Stadyumunda, Türkiye'nin Kupası programında sevgili seyirciler. Levent Düzeman 3-1'lik Galatasaray galibiyeti var. İlk maçı ayetimiz Alanyaspor 2-0 kazanmıştı. Adını yarı finale yazdıran taraf oldu ayetimiz Alanyaspor. Önce tebrik edelim ayetimiz Alanyaspor'u. Tabii Alanyaspor'a tebrik edelim. Yarı finalde de başarılar dileyelim. İyi bir takım var Erol Hoca'nın. İyi mücadele ortaya koydular. İlk maçta evlerindeki avantajı doğru kullandılar. Galatasaray 2-0 yendiler. Ama Galatasaray da kadro yapısı olarak o maça eksik kadroyla çıktığı için bence de o skoru hak etti diye düşünüyorum. Ama maça baktığımız zaman iki maçta da iki tane Galatasaray'ın kader pozisyonları var. Bir tanesi Jimmy Durmaz'ın direkten dönen topu.
Burada da Onyekuru'nun direkten dönen topu. Yani Galatasaray maçı 1-1'e gelmesine zaman ikinci yarıda bambaşka bir Galatasaray ortaya koydu. 2-1, 3-1, Feghouli ile 4-1, 5-1 olabilir. Direkten dönen top, hatta bir pozisyon 5, arka arkaya 5 pozisyon oluştu bir pozisyonun içinde ama sonuçlanamadı. Burada Galatasaray'ın ortaya koyduğu coşku, maçı değiştirmek için, skoru değiştirmek ve turu ele geçirmek için Galatasaraylı oyuncuların performansı, istemeleri, arzuları bence taraftar da mutlu etti diye düşünüyorum. Güzel goller vardı. Evet. Golleri de izliyoruz. Evet. Bu gol çok kritikti. Daha doğrusu bu pozisyon diyelim, gol geçerli değil. Ağlara giden top. Bence offside'di. Doğru. Hakem doğru kararlar verdi. Ama bir yerlerde yanlış karar verdi. Bakın. Şimdi Mariano'ya kartı... Bu arada röportajımız hazırmış. Söz Hakan Gündoğar'da. Teşekkür ediyorum. Hemen dönelim. Zavelyas yanımızda. Nasıl değerlendirecek? Bugün mağlup oldu Alanyaspor ama turu geçti. Şunu da sormak istiyorum. Zannediyorum 14 günde 5 önemli karşılaşma. 3'ü Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray. Çok takdir edilen bir takım. Neler söylemek ister hem başarı hem de Alanyaspor için? Of course, we are very happy. We pass in the next round. We come here today, first of all, to play football. We try to do this, but you know, in this stadium, it's not easy. Also, Galatasaray is a very big team. We lose sometimes our concentration. We receive some, I think, unconsciously goals. But we are happy because we put character in the field, and we continue. Like you say, we play a lot of games in these 14 days, but we have a lot of guys. This year we have a really good team, and we want to continue like this. Elbette aslında buraya avantajla geldik. Yine de sahaya çıkıp normal Alanyaspor futbolunu sergilemek istedik. Yani sahaya çıkıp futbol oynayacaktık. Fakat karşımızda Galatasaray gibi büyük bir takım vardı. Taraftarının desteğiyle konsantrasyonumuzu kaybettik. O istediğimiz futbolu aslında sahaya sergileyemedik. Ama turu geçtiğimiz için gerçekten mutluyuz. Dediğiniz gibi çok yoğun bir periyot şu an. Kupa Lig dediğiniz birçok maç oynuyoruz. Fakat çok iyi bir takımız, çok iyi bir arkadaşlık grubumuz var içeride. Bunu absorbe edebilecek kaliteye ve özgüvene sahibiz. Bugün turu geçtiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hemen sevgili Salih'i alalım. Salih hoş geldin. Tebrik ediyorum. Neler söyleyeceksin sen maçla ilgili? Biraz da aslında tansiyonu yüksek maçtı. Normal. Deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadık. Çeyrek final oynadık. İlk maçta 2-0'lık önemli bir galibiyet aldık. Onun sayesinde burada çıktık. Yoksa öyle bir galibiyet almasaydık turu atlamayabilirdik. Burada da ilk yarıyı 1-1 bitirmemiz bizim için çok önemli oldu. Önemli olan bir tane bulabilirsek hem Galatasaray'ın baskısını kırmak hem de bir tane gol kazanabilmekti. O golü de yakaladık. İlk yarıyı 1-1 bitirdik. Bizim de her röportajımda söylediğim gibi sağlam bir defans hattımız var. Giren çıkan herkes çok iyi oynuyor. Galatasaray'a karşı bugün 3-1 kaybettik ama turu atlayan taraf olduk. Mutluyuz. Gerçekten çok mutluyuz. Çünkü içeride Galatasaray'ı yendik ilk maçta. Sonra ligde Fenerbahçe'ye karşı berabere kaldık. Bugün geldik, tur atladık. Bizim takım 3 günde bir maç oynuyor. Bu kolay değil. Güçlü bir takımız. Bu 3 günde bir maçı da çok iyi atlatıyoruz. O yüzden çok mutluyuz gerçekten. Bu sene özellikle hocamız olsun, diğer arkadaşlarımız, sağlık ekibimiz olsun, başkan ve yönetim olsun. Gerçekten aile o kavramını çok iyi yakaladık ve bir güzel maceranın içindeyiz. Bu macerayı da en güzel şekilde bitirmek istiyoruz. İnşallah da böyle devam eder. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz sevgili Salih. Evet, birazdan teknik direktörler burada olacaklar. Ben sözü tekrar size bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz Hakan Gündoğar'a. Yeri gelmişken belirtelim, Hakan Gündoğar da müthiş bir efor harcıyor maçlarda, hem röportajlarda hem maç sırasında bize destek vermeye bağımında. Çok da başarılı oluyor. Aynen öyle. Türkiye'nin en iyi muhabirlerinden biri. Dönelim maça. Galatasaray Mariano'yu da kaybetti turla birlikte. Sonuçta ama Mariano maçın kader adamı oldu. Junior Fernandez'e karşı ilk maçta da ikisi birlikte oyuna girmişlerdi Galatasaray adına. Yine o bölgeden çok etkili geldi biliyorsun Alanyaspor. Dolayısıyla oyuncuyu tanıması gerektiğini düşünüyorum ben. Maalesef Mariano yine Junior Fernandes'i hep kaybetti.
Fatih Terim, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hakan Gündoğar'ın yanında. Şimdi bir kez daha röportaj alanına dönüyoruz. Söz Hakan Gündoğar'da.